faydası olmadı. Niye? Çıkıyor. Ya üzerine gezdi. Ne yapar bak? On da o. Sen yürü. Şimdi gidiyor bak. Tamam. Şimdi bak. Senin dediğin gibi. Akşam ayrılır. Direkte bir yeri var aşağıda. Kapısı yok. Burayı yok. Bu işe 2018 yılında başladım devlet desteğiyle. Toprak tahliline uygun olması şeklinde ilk başlangıcın bir dönümle 325 tane dikime başladım. Daha sonra bunu biraz daha ilerletip 1800 tane falan daha aldım. Ondan sonra 2021'de yine Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği fidanlardan biraz daha aldım, biraz daha fazla diktim. Bu işi elimden geldiğince ilerletmeye çalışıyorum. Yani şu anda sıkıntımız su sıkıntısından dolayı üretimde biraz sıkıntı çekmekteyiz. O yüzden elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Pazar payı pek bilinmediği için satışlarda biraz zorlamaktayız. Onunla ilgili bir herhangi bir pazar malı gibi domates, biber gibi sürekli satılmadığı için biraz daha kaliteli meyve alıcısını bulmak zor. Şu anda yaklaşık 1800-2000'e yakın fidanım var. Kilo fiyatı 300 TL. O şekilde satış yapıyoruz. Yarımçar kiloluk paketler halinde. Peki bu bölgede? Toprak konusunda eğer toprağa uygun değil, tahliller sonucunda uygunsa ona göre dikim yapıyoruz. Uyumadığı sürece yaptığımız emek boşuna gidiyor. Köyümüzde benim haricimde 2-3 kişi daha var. Onlar da yapıyor. Keles bölgesinde birkaç kişi daha var. Toplamda 10 kişi falan var veya yoktur tam bilemeyeceğim. Eşe dosta bilen arkadaşlara söylüyorum. Bilen alıyor zaten. Fazlasıyla istiyor. Yani bilmeyenle ben bilmiyorum nasıl bir şey diyor. Ondan dolayı almıyorlar. Sen doktor... Yani göz hastalıklarına, şekere, kişiye göre kalbe de iyi geliyor. Yani çok yenildiği zaman bünyeye göre biraz sıkıntı yapıyor. Yani kimi oturup çok yiyor, kimi az yiyor. Yani internetten araştırıp arkadaşlar ekstra daha nelere faydası var daha iyi öğrenebilirler. Adım Kaan Altınok. Bu yaban mersini işine 5 sene önce başladım. İlk etapta fideleri 2 yaşında olarak aldım. Fide çeşitliliği bol olduğu için ticari amaçlı düşündüğümüz için bunu aromatik tadı yüksek olan ve verimi iyi olan aynı zamanda çeşit çokluk nedeniyle 60 çeşit olan bu ürünlerden sadece çiftliğimizde 6 cinsi bulunmaktadır. Bunlar rakım bakımından çeşitli yerlerde çeşitli rakım olaylarından dolayı biz burada 6 çeşit olan Toro, Dük, Blue Crop, Chetler cinslerine ağırlık verdik. Ürünlerimizin hasat mevsimi yaz aylarında olmaktadır. Bu vasıta ile ilgili güneşi görmüş olup mor olanları toplayıp bunları kooperatifimizde değerlendiriyoruz. Bu normalde koparıldığı zaman mor olan şekilde üzerindeki flulukları sakın yıkamıyoruz. Bunlar göz hastalıklarına, tansiyona, şeker hastalıklarına ve her türlü değişik hastalıklara
iyi geldiğini öğrendik ve bu işe girdik. Kooperatifimiz olarak bunları yurt içinde değerlendirmeye çalışıyoruz. İlk etapta Türk firmalarına verip daha sonra yurt dışı firmalarıyla bağlantı kuruyoruz. Geçen sene bunlardan Hong Kong'a, Filipinlere ihracatımız olmaktadır. Eğer bu şekilde bizden talep edilirse Orhan Eli Kooperatifi adı altında Google'a girip bizden bilgi alabilirsiniz. Orhan'ın girişten gençleri diye reklam yaptı. Toplarız galerini girelim mi? Şöhret yapacağım size kızlar. Ay bacaklar. Yapma abi. En önemli özelliği aromatik tadı ve lezzeti önemlidir. Bölgemizin dağlık bölge olduğundan dolayı soğuğa, fidenin, meyvenin soğuğa dayanması ve yazında sıcaktan dolayı, morarmasından dolayı lezzeti ve tat bakımından dünyada bir numara diyebiliriz. Çünkü bunların elimizde belgeleri de var. Çeşitli üniversitelerden bunların numunelerini alıp gönderip bu numunelerden dolayı tat ve lezzet bakımından da bir numara olduğumuzu söyleyebiliriz.